Diyelim ki elimizde birbirinin tersi olan iki tane fonksiyonumuz var. Bunlardan biri fx olsun, diğeri de gx olsun. Dediğim gibi gx, fx'in tersi. Aynı zamanda fx de gx'in tersi tabii. Öncelikle ters fonksiyon konusu size tanıdık gelmiyorsa, Khan Akademi'deki ters fonksiyonla ilgili videoları gözden geçirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ters fonksiyonların özelliklerinden biri şudur: Eğer g içinde f x'e bakarsak, yani f'in tersi içinde f x dersek, bu x'e eşit olacaktır, değil mi? Bu özellik ters fonksiyonun tanımından geliyor. Buradaki şu şey x ise f fonksiyonu f x'in değerini verir. Yani şurası f x oluyor ve sonra g yani f'in tersi de sizi buradaki fx'den e, geri x'e götürüyor. Yani bu fonksiyon f'in tersidir ki burada g'nin f'in tersi olduğunu söylemiştik. Evet, şimdiye kadar ters fonksiyonlara dair birkaç hatırlatma yaptık. Fakat şimdi zincir kuralını kullanarak kalkülüsü biraz devreye sokacağız. Oldukça da ilginç bir sonuç elde edeceğiz. Yapmak istediğim şey, denklemin her iki tarafının da türevini almak. Türev almak için sol tarafa da d bölü dx yazalım, sağ tarafa da, evet buraya da d bölü dx yazalım. Peki, buradan ne bulacağız? Sol tarafta zincir kuralını uygulayacağız. Burası g içinde fx'in türevi olacak. Yani bu g üssü fx çarpı f'in x'e göre türevi olacak. Peki ya bu neye eşit olacak? x'in x'e göre türevi sadece 1'e eşittir, değil mi? İşte ilginç sonuç elde ettiğimiz yerde tam olarak burası. Şimdiye kadar yaptığımız tek şey ters fonksiyonlar hakkında bildiğimiz bir şeyi kullanmaktı. Sol tarafın türevini almak için de zincir kuralını kullandık. Ancak şimdi her iki tarafı da g üssü f(x)'e bölersek ne elde ederiz? Bir fonksiyonun türevi ile tersinin türevi arasında bir ilişki elde ederiz, öyle değil mi? Bu durumda f üssü x 1 bölü şuna eşittir. Yani 1 bölü g üssü içinde f x'e eşittir. Bu gerçekten önemli bir şey çünkü buna göre bir fonksiyonun türevi hakkında bir şeyler biliyorsanız onun tersinin türevi hakkında da bir şeyler bildiğinizi söyleyebilirsiniz. Bunun gerçekten bazı klasik fonksiyonlarda da doğru olduğunu görelim. Diyelim ki f(x) e üzeri x'e eşit olsun. Bu durumda g(x) de f'in tersine eşit olacak. Peki f'in tersi yani e üzeri x'in tersi nedir? Bunu düşünmenin bir yolu şu olabilir. Eğer y= e üzeri x'e eşitse ve bunun tersini istiyorsanız değişkenleri değiştirebilir ve sonra y'yi tekrar yalnız bırakabilirsiniz. Yani x'in e üzeri y'ye eşit olduğunu söyleriz. Sonra da her iki tarafın doğal logaritmasını alırsanız x'in doğal logaritması y'ye eşit olur. Yani e üzeri x'in tersi ln x'tir. Bir kez daha ters fonksiyonlarla ilgili hatırlatmalarımızı yaptık. Eğer bu konuya da yabancıysanız, Khan Akademi'deki diğer videoları da gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Evet, bu durumda gx'in x'in doğal logaritmasına eşit olduğunu gördük. Şimdi bunun bu iki fonksiyon içinde geçerli olup olmadığına bakalım. f üssü x ne olur? İşte kalkülüsteki harika sonuçlardan biri de bu. e sayısı hakkında güzel şeylerden biri, e üzeri x'in türevinin yine kendisine yani e üzeri x'e eşit olmasıdır. Ayrıca diğer videolarda x'in doğal logaritmasının türevinin 1 bölü x olduğunu da görmüştük. Bakalım buradaki durumu bunda da görebilecek miyiz? Bu durumda f üssü x yani e üzeri x'in 1 bölü g üssü içinde f x olduğu bir sonuç elde etmemiz gerekecek. G üssü için de fx için buraya 1 bölü fx yani 1 bölü e üzeri x yazabilirim. Peki bu gerçekten doğru mu? Evet, öyle. 1 bölü 1 bölü e üzeri x'in sonucu e üzeri x'tir. Yani bu şekilde kısmen doğrulamış olduk değil mi? Diğer yoldan da yapabilirsiniz çünkü sonuçta bunlar birbirlerinin tersidir. Yani g üssü x'in 1 bölü f üssü içinde g x'e eşit olacağını söyleyerek de çözüme ulaşabilirsiniz. Çünkü bunlar birbirlerinin tersi. Ve bu konuda esas güzel olan şey şu ki, bunu aslında bir ters fonksiyonun türevinin ne olacağı hakkında bir fikir edinmek için de kullanabilirsiniz.